zirvedesik olmayı unutmayın lütfen hızlı bir anlatımla size orta seddiklerini anlatacağız e, Türk. Türk adının anlamları güçlü, türeyen, töreli, olgunluk çağı arkadaşlar neymiş? Türk adının anlamları güçlü, türeyen, töreli, uygunluk geçelim sırada. Türk adının İran kaynaklarındaki anlamı güzel insan demek. Güzel insan anladınız Türk. Türk kelimesini devlet adı olarak ilk kullanan devlet Göktürkler arkadaşlar. Türk adını ilk kez kullananlar Çin kıyılıklarında ilk kez kullanıldı. Ayrıca Bizans, Sasani ve İran ve Arap kaynaklarındaki rastlanır arkadaşlar. Türk adının birçok kaynakta geçmesi arkadaşlar bakalım göçebe yaşamdan dolayı birçok milletle iletişim kurduğu gösterir. Türk kültürü Orta Asya'da kültür merkezleri Anav, Afenasyova, Karasuk, Tagar, Andromo Keltona var. Bunların anlamlarını öğreniniz. Sıradaki en eski Türk kültürü kabul edilir. Altay ve Sayan dağlarına kuzeyinden ortaya çıktığı Akaban bölgesinde görülür. Böyle güzel bir resimmiş. Türk kültürünün en benzeyen kültürü protein Türk kültürü ve denilmiştir. Altay tanıdığı dağları Güney Sibirya ve Hazar gölleri e, doğusunda ortaya çıkmış tuç ve altın yeşil esir olarak da kabul edilmiş arkadaşlar. İlk kez demir kullandıkları tekerleği üstü çadırlar arabalar kullandılar. Neymiş bu? Bak. Demek ki atı evcelleştirmişler. Yok bir dakika bir dakika dur. İlk kez demir. Karasuk. Karasuk deyince bak su deyince aklınıza demir gelsin. Orta Asya'da göçün ekonomik nedenler, iklim değişmesi ve kuraklıkmış arkadaşlar. Geçelim sıradaki ne? Orta Asya'da göçün siyasi nedenleri. Boylar arası mücadele dış baskılar Çin, Moğol, Fetih ve Arzusu arkadaşlar. Arapları Araplara katmamışlar. Biraz öteki hava Arap kavimleri de baskı. Neyse tarihi kurcalamayalım arkadaşlar. Sonra borçlu çıkarız. Öyle bir Arap baskısı da deniyor. Ama tamam. Ya, neyse burada olanları yazalım sonra başımız derde girmesin. Ana yurttan girişin nedenleri. Türk kültürü farklı yerlere dağılmıştır. Kültürel ve dini değişiklikler arkadaşlar. Ana yurttan göçün nedenleri bazı Türk boyları milli egemenlikleri ve kaybetmiştir ve Macalar ve Bulgarlar vs. Ana yurttan göçünün konuşları Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaşmıştır. E, yerleşik yaşamak kanıt olmayan durumlar tağlan var arkadaşlar biliyorsunuz ki e, değildir. Gelişki aşama kanıt olan durumlar. Sulama kanallar, saban ve benzeri aletler, mimarı, tohumluk ve diğer. İlk kez tarımla uğraşanlar Uygurlulardır arkadaşlar. Ekstra bilgiyi de verelim. Maniizm dini gene Uygurlulardır. Bögü Kağan döneminde maniizm denen bir çılgın tarafından bu dine geçmiş olmuştur arkadaşlar. Orta Asya coğrafyası, iklim, karasal iklim ve bitki örtüsü bozkurt tarıma çok elverişli değildir. Bu yüzden Türkler ağırlık olarak hayvancılıkla ilgilenmişlerdir. Evet Orta Asya'da demek ki tarımla ilgilenememişler. Çünkü soğuk. Anladınız mı? Soğuktur. Geçelim sıradaki Orta Asya'da coğrafisi Türk boyları sürülerine ortak ve su bulamadıkları için göçebe yaşamı zorlaştırmıştı. Demek ki Orta Asya'da soğun nedeniyle, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bu adamlar ne yapmış? Geçinemedikleri için başka yerlere göç etmiştir. Orta Asya sizin olsun Çiniler demişlerdir. Evet arkadaşlar başladığımız gibi bitirdik. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız sevinirim. O Arap şeyi bilmiyorum. E, ama Arap baskısı da var diyor da neyse müfredattan çıkıyorum. A Demek ki Arap olmadığı için yok. Tamam Arap yok. Evet çok uzattım. Neyse kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın.